İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu döneminde verdiğimiz 3 köy 3 meydan projesinin de gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi 3400 metrekarelik toplam inşaat alanı olan bu projemizi tamamlamak üzereyiz. 50 araç kapasitesi olan belediye çözüm ofisi ve çeşitli atölyelerin bulunduğu yaklaşık 900 metrekarelik kent enstitüsü ile ilçemizin sosyal yaşamına önemli katkı yapacağız. Ama üzüldüğüm bir şeyi ifade edeyim. Geçen dönem biz bu projeyi hayata geçirirken orada bir karakol binası yıktık. Karakol binası ile ilgili bir protokol yaptık. Bugün İçişleri Bakanımız olan dönemin valisi Ali Yerlikaya'ya ben o dönem 5 kez gittim. Trampayı yaptırabilmek için 5 kez gittim. 250 metrekare alıp 200 250 metrekareyi milli emlaktan alıp yaklaşık 300 350 metrekareyi belediyeden trampa yapalım diye projemiz biraz daha büyük olsun diye gittim. O zamanın valisi, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, "Ya başkanım tamam halledeceğiz. Merak etme, halledeceğiz. Hatta bana açılışa hiçbir emniyet mensubu gelmedi, sayın valim. Hiçbir kamu görevlisi gelmedi. Biz orada kamu binası yaptık. Teslim almaya hiç kimse gelmedi." dediğimde "Sen üzülme, canını sıkma. Çok önemli bir iş yaptın." dedi burada. Biz sana geliriz, orada plaketimizi veririz. O zaman valiydi, şimdi İçişleri Bakanı. Sayın Ali Yerlikaya'ya, İçişleri Bakanımıza da buradan çağrımdır. Kendisinden bir plaket alacağım var Sayın İçişleri Bakanımızdan. Trump'a hala hala olmadığını da burada söyleyeyim. Biz de vazgeçtik zaten, projeyi bitirdik. Trump'a Bakan Bey'e, Bakan Bey'le dostluğumuz, dostluğumuz, arkadaşlığımız da vardır. Kendisine de saygı duyarım. Görevinde de başarılar diliyorum. Yapmış olduğu görevde inşallah başarıya ulaşır. Bizim İçişleri Bakanımızın başarısından başka bir şeyi düşünmeyiz. Bir Türk evladı olarak ama devleti adaletle yönetmelerini isteriz. Bak devlet adaletle yönetilir. Devletin dini adalettir. Devletin dini adalettir. Adalet herkese adalet. Ben nasıl buradan İçişleri Bakanımızla ilgili yaşamış olduğum anekdotu anlattım burada. Beş kez söyledim. Hatta yanımda bir telefon görüşmesi yaptı. O özelimiz olduğu için anlatmayayım. Milli Emlak Genel Müdürüne neler söylediğini bu kulaklar orada duydu ama ben anlatmayayım. O İçişleri Bakanımızla bizim özelimiz olsun. Parklarımızı da yeniliyoruz arkadaşlar. Kentimizde bulunan parklarımızda iyileştirme, yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında 15 Temmuz ve Barış Manço parklarımızı yenileyerek çok kısa sürede halkımızın daha aktif kullanabileceği, içerisinde spor yapabileceği, yürüyüş yapabileceği parkurların olduğu ve evlatlarımızın basketbol, voleybol ve futbol oynayabileceği alanların yer aldığı bir park haline dönüştürüyoruz. Beylikdüzü yeşilin öncüsü olmaya devam edecek kıymetli dostlar. Kıymetli meclis üyelerim. Beylikdüzü yarının öncüsü olmaya da devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Yeni otobüs hatlarımızı hizmete aldık. İETT Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda ilçemizin ulaşım ağını daha da güçlendiriyoruz. Yine BM7 ve BM8 hatları ile vatandaşlarımızın okullarına, hastanelere ve diğer kamu kurumlarına daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler komşuların bu yeni hatların güzergahlarını bizim internet sayfalarımızdan görebilirler. İETT'nin internet sayfasından da bu hatları görebilirler. Ayrıca 145 numaralı otobüs hattının güzergahını da genişleterek avcılardan küçük çekmeceye uzattık ve Marmaray bağlantısını sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Marmaray bağlantısını sağladık çünkü metromuz hala bize gelmiş durumda değil. Metro Beylikdüzü metrosunu her seferinde dile getireceğim. Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmasını her seferinde dile getireceğim. Geçen yıl yatırım programına alınan proje sayısı 12041'di. Bu yıl Dün akşam okudum bir genelge yayınlanmış. Cumhurbaşkanlığı genelgesi. Umarım o genelgeyi Beylikdüzü metrosuyla ilgili kullanmayız diye düşünüyorum. Burada mıydı? bir dakika ne diyor? Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2025 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacaktır. Bakın tasarruf tedbirleri kapsamında bu yeni değil. 22 yıllık bir proje. Buradan Cumhurbaşkanlığının kıymetli yetkililerine genelgeyi hazırlayan yetkililere Beylikdüzü metrosu herhalde bunlardan bağımsızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü 22 yıldır bu memleket herkes AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi hangi siyasi görüşten olursa olsun Beylikdüzü'nde yaşayan her yurttaş, herkes Beylikdüzü metrosunu bekliyor. Beylikdüzü metrosunun gelişinin koşulu, şartı, Büyükşehir Belediyesi'nin bulduğu bir kredi var. Krediyle yapıldı bugüne kadar her metro. Büyükşehir Belediye'miz Sayın Ekrem İmamoğlu da krediyi buldu ama kredinin kullanılabilmesi için 2025 yatırım programına alınması lazım. Yatırım programına alınabilmesi için tasarruf tedbirleri karşısında zorunlu haller dışında 2025 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacaktır ifadesinin Beylikdüzü'nün projesini kapsamaması lazımdır. Kapsamayacağını e, umut ediyorum. Ben tekrar... Ben birazcık da uzadı konuşmam ama çok iş yapınca çok konuşuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Onları da anlatırız size günü geldiğinde. Günü geldiğinde. Duymak isteyene çok şey söyledim ama duymak istemeyene hiçbir şey alamayabilir. Evet. Şimdi gruplar adına Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına buyurun. Evet başkanım. Sayın başkanım değerli meclis üyeleri